Kardeşimiz sarığı soruyor. Erkekler için sarık sarmanın hükmü nedir? Diyor. Sarık sarmak sünnet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu İslam'la küfrün alameti olarak bize talim ediyorlar. Ta Hazreti Adem babamız yani o sarık sardı. Bununla alakalı rivayetler var. Zülkarneyn'in sarık taktığı, sarık sardığı ya da rivayet ediliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de hayatının her alanında, her şubesinde sarıklı olduğunu görüyoruz. Buhari rivayeti, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme erkeğin ihramı sorulduğu zaman başında sarık olmayacak buyuruyor. Biz Efendimiz aleyhisselamın bu ifadesinden şunu anlıyoruz. Erkek sahabiler sürekli sarık sarıyorlar ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onların ihramını anlatırken sarıkları olmayacak buyuruyor. Yine Hazreti Ayşe radıyallahu anha Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kefeninin kaç parça olduğunu bize anlatırken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kefeni 3 parçaydı, sarığı yoktu buyuruyor. Yani sarık Allah Resulüne sürekli var ki Ayşe radıyallahu anha vefat ettiğinde kefeni Allah Resulü Aleyhisselam'ın kefeninde sarık olmadığını bize rivayet ediyor. Yine sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'ye giriyor. Başında beyaz sarık var. Mekke-i Mükerreme'ye giriyor. Başında siyah sarık var. Beyaz sarıyor, siyah sarıyor. İnsanlara hutbe irad ediyor. Yani yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve aleyhi İmametun Sevda başında sahabe-i kiram efendilerimiz siyah sarık olduğunu rivayet ediyorlar. Yani şimdi Efendimiz'e bakıyoruz, ashab-ı kiram efendilerimiz onun o halini anlatırken başında şu şekilde sarık vardı buyuruyorlar, naklediyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sarığı sarkıtırdı, omuzları arasında geriye sarkıtırdı. Çok uzun değildi ama Efendimiz sarkıdırdı. Fakat sarkıtmadığı rivayeti de var. Yani sarığı sarıyorlar. Sarkıtmadığı rivayeti de var. Fakat çoğunluk rivayetlerde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sarığı iki omuzu arasında geride sırtında aşağıya doğru sarkıtıyorlar. Bu şekilde Allah Resulü aleyhisselamın sarığını bize ashab-ı kiram efendilerimiz rivayet ediyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sarığının uzunluğu ne kadardı? Bununla alakalı İmam Nevevi rahmetullahi aleyh Efendimizin iki tür sarığı vardı buyuruyor. Bir 7 zira olan kısa sarığı bir de 12 zira olan uzun sarığı vardı. Ali Yukari Mirkatul Mefatih'te bunu naklediyor. Yani 7 zira 12 zira arasında 7 zira normali o halde kardeşlerimiz erkekler namaz kılarken sarık saracaklarsa yani bu 7 zira olursa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kısa sarığına denk olur. 7 zira işte şu kadar bir zirasa siz bunun işte 7 katı sarıyorsunuz. Bir de sarığı sarmak da sünnet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizzat sarıkların kendileri sararlardı. Namaz için çıkarıyorsunuz sarığınızı. Sarıyorsunuz, o halde namaz kılıyorsunuz. Peki namazda sarık sarmanın faziletiyle alakalı hadis-i şerifler, çok hadis var ama bunlar zayıf hadisler, bir kısmı zayıf hadisler. Bununla alakalı Kettani'nin Eddiame fi Ahkamil İmame diye bir risalesi var. Diyor ki her ne kadar bu hadislerin yani sarık sarmanın faziletiyle alakalı hadis-i şerifler, bunların bir kısmı zayıf olsa da birbirlerini teyit ediyorlar, tekit ediyorlar. Bu şekilde hasen derecesine ulaşıyorlar. Yani muhterem kardeşlerim, bu ümmet sarık sarmıştır. Sarığı İslam ümmetinin ayırt edici bir özelliği olarak görmüşlerdir. O halde erkekler namaz kılarken sarık sararlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o kadar sarık sardılar ki abdest alırken bile ashab-ı kiram efendilerimiz Allah Resulü Aleyhisselam'ın başında sarık olduğunu bize rivayet ediyorlar.